Diyor ki Sayın Süha Umar, emekli büyükelçilerimizdendir. ABC politiğin de yazarları arasındadır. Muhalifle birlikte eş zamanlı yayınlıyoruz kendisinin onayıyla. Şimdi 90'lı yılların ikinci yarısındaki İsrail Savunma Bakanı Mordechai Kürt asıllıydı diyor. Yani tam böyle mi telaffuz ediliyor adını bilmiyorum. Geçmişinin Kuzey Irak Kürtlerine dayandığı bilinirdi diyor. Türkiye Öcalan'ı Suriye'den çıkarması için baskı yapmak amacıyla Suriye sınırına kuvvet yığdığında Güney Lübnan sınırındaki İsrail tümenini geri çeken de Mordechai'ydi. Suriye'yi Türkiye karşısında rahatlatmak için diyor, bunu yapmıştı. Şimdi Kuzey Irak Kürtleri arasında yer yer Türkiye'de az ama Musevi inancında Kürt, belli bir Kürt nüfusu var. O nedenle zaten İsrail bunu bildiği için gerek Kuzey Irak'taki Barzani oluşumunu, Barzani Federe Devleti'ni, gerekse Kuzey Suriye'de şimdi YPG ve PYD üzerinden kurulmaya çalışılan yine bir özerk ya da federe devleti destekleyen bir tutum takınıyor. Amerika da bunu söylüyor. Amerika ise net bir şekilde orada bir özerk ya da federe devletin inşasında fiilen rol alıyor. Onu söylemiş olduk, onu belirtelim. Sayın Büyükelçi'ye, Süha Umar'a çok çok teşekkür ediyorum bu katkısı nedeniyle. Şimdi benim bu konuya ilişkin söyleyeceğim birkaç şey daha var. Yani CHP ve Kürt sorununun çözümü konusunda. İnisiyatif alabilir, pekala bu mümkündür. Hala. Hala alabilir, hala öne geçebilir. Yani yeniden bir halkçı, devrimci, yurtsever, cumhuriyetçi bir çözümün olanaklı olduğunu düşünüyorum. Pardon, ben bir şey hatırlatayım. Tabii. Erdal İnönü zamanında beraber çalıştığım için, o raporda da benim de izim olduğu için söyleyeyim. Erdal İnönü zamanında CHP'nin hazırladığı Kürt raporuna baksınlar, zaten hazır metin var ya. Evet. Neyse. Yani bu o bir, önemli raporlardan biri, biridir, önemli evet. Çalışmalardan neyse, biri. Neyse yani ondan yok, sonra yok, neredeyse yok. Tabii. Hayır. Neredeyse 40 yıla yakın tabii. Bir süre geçti. Tabii, bu gelişmeleri tabii. De değerlendirecek. Tabii. Bir çözüm pekala geliştirilebilir. Şimdi CHP'nin çok hızlı inisiyatif alması gerektiği açık. Dikkat edelim burada. Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden, yani Cumhur İttifakı'nın en sert ucu, mızrağın en sivri ucu üzerinden bir çözüm sürecini başlatmış oldular. Bu şu mesajı da vermek demektir. MHP bu yeni girişimde bir engel olmayacaktır. Bir engel oluşturmayacaktır. Ben çok açık bir şekilde bir daha söylüyorum. Bir, tecidi kaldırırsınız. İmralı'nın ne söylediğini herkes bilir. Ve öğrenir kamuoyu. İki, mecliste bir yasa çıkartırsınız. Bunun yasal bir çerçevesi oluşur. Ve bu sorunun çözümü öyle bazı istihbarat elemanlarının gizli toplantıları olmaz. Yürüttüğü diplomasiyle filan olmaz. Bunu meclis, denediniz. Mecliste olur. Bunu denediniz. 2011'den 2015'e kadar bunu denediniz. Bir faciayla, bir felaketle sonuçlandı. Binlerce insanın ölümüne yol açtı bu. Hendek Savaşları'nda 8700 kişi öldü. O işte bombalı saldırılar, katliamları bir yana bırakıyorum. Sivil ölümlerini bir yana bırakıyorum. 1700'ü güvenlik gücü olmak üzere, 7000'i PKK'lı olmak üzere, PKK militanı olmak üzere toplamda yaklaşık 9000. Ya bu büyük bir şey, büyük bir, çok büyük bir sayı ve büyük bir katliam neredeyse. Hocam bir çatışmada, bir dönemde 1700 güvenlik gücü güvenlik mensubu öldü, şehit olduğu zaman, ya bırakın 1700'ü. 17 tane tabut geldiği zaman memleket ayağa kalkıyor, herkes birbirine giriyor, milletin sesi çıkmadı. Bir süreçte olduğu için, tabii. Zamana yayıldığı için anlaşılmadı. Evet. Unutuldu neredeyse, herkes üstünü örttü bunu. Evet. Herkes üstünü örttü. Her iki taraf da üstünü örttü. Orada büyük bir katliam var ya, büyük bir facia, felaket var. Bu felaket o sürecin nasıl sonuçlanacağını gösteriyor. İkincisi hocam, o süreçte rol alan Sırrı Süreyya Önder dahil. Herkes hapse girdi mi girdi. Yasası yok ki çünkü. Terör örgüne yardım ve yataklıktan girdi herkes içeri. Biz seni başkan yaptırmayacağız diyen Selahattin Demirtaş niçin hapiste? Tabii bu dönemin, bu sürecin
başarısızlıkla sonuçlanmasının bedelini, kefaretini ödüyorlar. Bu nedenle bu kez DEM Parti, Kürt Demokratik Hareketi bu tuzağa düşmemelidir. Büyük bir tuzak kuruluyor. Büyük bir tuzağa çekiliyor. Yeniden Kürt Hareketi ve CHP de bu tuzağın içine dahil edilmek isteniyor. Bütün hedef şudur, Cengiz Çandar'ın falan söylediği gibi değil. Cengiz Çandar yine burada çok ne diyelim, ilk felakette de bir rol oynadı Cengiz Çandar gibi kişiler. Yenisinde de teşvik edici, kışkırtıcı bir rol oynuyor. Baştan çıkarıcı bir rol oynuyor. Umut yaratıyor, umut saçıyor. Onun dediği gibi değil. Bu mesele çok açık bir biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına, Erdoğan'a bir 5 yıl daha, belki bir 10 yıl daha kazandırma amaçlıdır. Mümkünse 15 yıl. Tabii. Şimdi bir takım şeyler, iddialar ortaya atılmaya çalışıldı. 2034'e kadar, yani bir 10 yıl daha Erdoğan'ın iktidarda kalması, Cumhurbaşkanı bugünkü başkanlık yetkileriyle bir tür totaliter rejim diyebileceğimiz, diktatöryal rejim diyebileceğimiz bir çerçevede iktidarda kalmasını sağlamak için atılan bir adım olduğu son derece açık. CHP bu tuzağa düşmemelidir ve bir an önce hareket etmelidir. Ben Edirne'ye Demirtaş'ı ziyaret ederek, Edirne'ye giderek Demirtaş'ı ziyaret etmenin buna yetmeyeceğini düşünüyorum. Bir Güneydoğu gezisi yapacak, Diyarbakır'dan başlayarak bölge gezilecek. Çok açık bir şekilde DEM Parti ile oturarak bu süreci yönetmelidir Cumhuriyet Halk Partisi. Ve yine hocam şey işte, stratejik düşünmek dediğim bu. Ya bir strateji oluşturursunuz, bir hedefiniz vardır. Dersiniz ki biz Kürt sorununu şu şu ilkeler temelinde, şu şu hedeflere uygun bir biçimde çözmek için şu 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 adımları atacağız, taktik adımları atacağız. Strateji budur. Böyle bir stratejik düşünme çabası yok. Yani bir adım atıyorlar, şey arkadan geliyor. Yani bunun zeminini yaratmak, toplumu buna hazırlamak, hatta partiyi buna hazırlamak arkasından geliyor. Aceleci davranmaya gerek yok ama durumu ve süreci kontrol edecek bir tutum içinde olmak lazım. Buyurun hocam. Evet, çok haklısınız. Şimdi değerli izleyiciler, bakın sıra geldi. Konuyu değiştirelim. Bu, yeni bir konuya geçelim. Ekonomi Nobel'ini alan Daron Acemoğlu'nun ki...